Bu videoda Tarık'la aynı takımda bulunduğum bir gösteri maçı sizlerle. Bizim tarafta Mr. Folin, Alfajer, Tiffy, Tarık, Yetuşay bulunuyordu. Karşı tarafta ise VTCN, Krax, Çiğdem T, Atakaptan, Keo, Sinet bulunuyordu. Böyle hem değişmeli hem de tamamen eğlence amaçıyla harika bir gösteri maçı yapıldı. Ben de bir kısmını kendi gözümden sizler için kaydettim. Bu arada Tarık'la oynamak çok keyifli ve çok da sıcakkanlı bir insan. Onu söylemem lazım. Hazırsanız o zaman maça geçelim. Go back. 5 tane ultiyle başladı round. Kaosla başladık. Holy fuck. What the hell? What? Everywhere. What if? Yes. I'm ulting B. Where are we going? Let's plant B. Okay. What the fuck? What is this? Summon girls, ult them, keep ulting them bro, keep ulting them. Yeah, keep ulting them, keep ulting. Şu hyper ultilerine bakar mısın? Bridge sürekli ulti atacak, sokmayacaksın. Ama kurmayı başardı. Şu Tarık'ın şeyine bakar mısın? Stand'dan çıkamıyor, nasıl bir şey yapacak bilmiyorum ama sadece Atakaptan var. Sesler uyumadığı için Alfajer arkaladı. Ve tekrardan yine limitsiz yetenek. Sınırsız yetenek roundundayız. Tamam, geliyor. Ultiler full, her şey full. Oh my god. Where is he ulting though? What the? I think let's go. Let's go. I'm ulting guys. Where is he ulting though? Birine kutu birine yakalanıyor. Geliyorlar. Mutucun uçakla indirmeyi başardı Tarık'ı. I'm gonna ult them. Be ready to push them. Oh, they have next day. He's here. Look at Alpha here. He's here. No! Bir iç ultisi geldi. Bir tane daha geldi. Tak bir tane daha. Koşa round bitti. Hala bir iç ultisi geliyor. Nice bro. Bakalım ne geliyor. Evet. Sadece shock darts var. Bakalım nasıl olacak. Oh, yeah, down B, bakalım kim... Her yere şok dartlar geliyor. Kimin lisede geometrisi iyi göreceğiz. Oo, Tife yakalandı. Oo, iyi şok okları var bu arada. Birisi spawnlıyor oraya. Oo, Tife'yi düştü. Oh my god! Don't go there, don't go that way. No, you can't run, what the fuck? Wanna go back B? Yeah, go back, let's go. Let's go back. But only shock dart, so don't reveal. Oh no, recon, sorry. Let's go B if you can. Evet, şu canlara bir bakıyorum. Tek de canı azalan aslında Krax dışında ve Çiğdem dışında kimse yok. Yakın mesafede şok okları. Oo, iyi hasar aldı yalnız orada. İyi hasar dediğin gibi. Bir tane daha geldi. What? Why is this missing? Where is he dead? I'm planting. Fuck! Behind, I'm behind. Oh! Silahsızlık. Oh my god. Evet, bir tane daha only shock dart roundu izleyeceğiz değerli izleyiciler. Look at this one, 18. 18 again? Oh, okay. Yeah, let's come to there. You wanna bounce off the ceiling and we try to kill him? Yeah, from there. İkinci shock dart roundunda neler yapacak takımlar? Fark açıldı bu arada. Şaka bir kenara. Team Utıcı'nın Team Tarık'a karşı artık geri dönmesi lazım. Bir voleybol maçı izliyor gibiyim. Aradaki duvar file. Elbow is really dangerous by the way. Oh no! Let's kill them, TT. Oh, what a fire! Nice. TT. Fuck! Oh my god, you guys are all... Yalnız Çiğdem'in canı çok az. Atakaptan da canı çok az Ebrar. Kombatri'nin de canı azalıyor. Atakaptan düştü. Kombatri de düştü. Oh my god. I'm flagging. You got this. Nice. It's behind you. Nice.
top Game Power ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorla Game Power ürünlerinde Combat Recode'unu kullanarak %10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Sırada ne var? Sırada only shorty. I think we should fake this time. We should definitely fake. Yeah, yeah, let's do fake. Only shorty. It seems like judge. Hani only shorty? Judge var. Behind. Derbe. Çit. Go. He's right side on me. Run. And the bomb. And the bomb. Easy. Oh. Hocam, judge var hocam. Hocam, judge var mıydı? Combatri. Last on B. Last on A. He's shorty. Be careful, close. He can be only close angles. He's spawn, I think. Spawn. He's spawn, yeah. Nice, good job. He tried. Ama harbi şu maç normal olsa çok sağ. Bu isimleri bir daha bulamazsın be. Onu diyorum işte. Ben bir daha bunları nerede tryhard izleyebilirim? Tabi mavi takım acı çekiyor şu aşamada. Evet. I think we should lose so we can play ISO, but yeah. I don't know. I mean, the match is gonna finish. No, just lose. Nah, then just go from left side, you know? If it's, yeah, let's see if we can lose, maybe. Let's see what happens. Yeah. Let's just rush for now. Where you wanna go, main? I mean, yeah, let's go main inside the main, yeah. If we think we're gonna win... Let's not play Spike. And we will win, we will win eventually. Should I Spike plant or no? I mean, done it. Yeah. Fuck. I just fake it, man. Let him come. Oh shit! He's playing judge! Yalnız Ata Captain hızlı başladı, RPG'leri düşürdü. Devamında karşılıklı takas alınmaya devam ediyor. Tifei ve Mr. Fallin de düştü. Yeah, it's last round. That's why they say don't play. Yeah. Aha, 1v4 shorty de. Ne yapıyor? Eliye bağladı lan. Two shots, easy. Only one I see. Ve bu kadar kolay değil dediler. 12-5'ten sonra 12-6 oldu. Oho! All ISO. Herkes ulti, ISO ultisiyle oynayacak. Hepsi adam kalmadı oğlum. Aaa, bug'a girdi oyun. Bu eve verdi. I can't wait guys. I can't see anyone. Oh, one more! Ne oluyor şu an burada? Herhangi bir fikrim yok, inan ki. İnan ki bilmiyorum. Killer alınıyor sevgili izleyiciler ama... Şimdi bir tanesini izleme şansı olur. Şunun da observer olmak istemezsin ya. Ebrar. Evet, çok üzücü. Oh, yes, shield. This is it. Kyo kill aldı, 12-7. Krax da dışarıda bekliyor. Fark 5'e iniyor, evet Krax zaten. Kyo kazansa bile, kill alacaktı. Kyo kaybetse bile, pardon. Just don't forget to press A, then you can take your target if you kill him, actually. I mean, I don't know how to use Ezo. It's you and me. Oh, I didn't find gun. It's you and me. No. No, he's in middle as well. No distractions. It's you and me. You and me. Nice. One was market, by the way. Oh, I got one. Oh. Nice. Sadece Alpeje'de hayatta. It's you and me. Alpeje'nin tek tek herkesi alması lazım. Alpeje mi, Vutucun mu? Hayır ya! Alvin, this is not legal. It's not legal. Who is this guy? Hey, who is this guy? Who is this? Evet, dediğimiz gibi en baştan başlıyor. Sıralamaya göre. I think we should buy your guns also. If they shoot, we can get our guns. Oh my god, should we knife? My utility is left, though. Wait, I'm just gonna go plant. Are we knifing? Yeah, knifing. If they shoot me. No, yeah. They are not. I guess they're nothing. Okay. Wait, I'm planting the bomb. Can we use your city? I don't know. Oh, you're planting the bomb? Oh, okay. Oh shit, they're all coming to you. They're all going. I'm planting the bomb, I'm planting the bomb. What? They're cheating, I have to plant the bomb. Oh shit, nice. Get the guy, he's defusing, get the guy. Right click. He buy armor. He bought armor. Guys. Nice. What? Nice. Finish the game. Motherfucker, shoot that motherfucker. They have armor. Ve mavi takım galip oluyor bu show maçında. Çok keyifliydi. Ya şimdi kırmızı takım neleri yanlış yaptı? Önce bunu konuşmak lazım. Tabii ki mavi takımın dikkat çeken performansı var. Ama kırmızı takım yani iletişimde ciddi yanlışlar gördük. Bunların yanında takım olma konusunda mavi takım biraz daha önde gördük. Tabii bunlar işin şakası.
böyle keyifli bir mücadele. Bütün oyunculara, influencerlara teşekkür ediyoruz. Böyle bir show maçını bizlere izlettikleri için gerçekten keyifli dakikalar geçirdik. Umarım sizler de hem ekran başında hem Oslo genelinde de güzel dakikalar geçirmişsinizdir. Ve artık final vakti. Arkadaşlar ilk yarıyı şimdi izletiyoruz. İlk yarıda benim kaydım yok. Kayıtta sıkıntı olduğu için koyamadık. Ama tamamen böyle yayın gözünden en azından keyif aldıysanız koymak istedik. O zaman iyi seyirler. Evet, Sunset haritası. Evet, mid'e doğru koşuyor oyuncular. Bakalım kim kimi doğrayacak? Bu arada bir lurkleyen falan biri var. Harbiden lurkluyor şu an. Alphajel lurkluyor abi. Mavi takımda. Evet, bu arada arkaya bir fon şeyi de kovaladık çak kaçan. Ateş böceği kovalıyorlar şu an. Kovaladık çak kaçan. Ateş böceği misin? Su kuran bir. Gençlik Allah yakalandı. Hop. Black burada. Alacak tabii oyuncuların isimlerini. Evet, yukarıda biraz göremiyoruz. Biraz daha şeyden takip ediyor olacağız. Evet, Alphajel burada alıyor. Sinet nerede? Kyo'ya yardım etmesi lazım Kyo. Kesti Yetüce'yi. İso da orada. Geldi orada Sinet. Sinet de kaçıyor. İkisi de Sinet'e koşarken Kyo'dan bir tane daha kill. Ve bire bire kaldı. Kim alacak? Combat V ama Kyo. Kılıcı atıyor. Kyo'dan kazandırıyor. 1-0. Kırmızı takım 1-0. Marshall'lara geçiyoruz. Evet, şimdi Marshall'lar. Hop. Oo. Bu arada atı kaptan düştü. 7-2 de alıp başlıyor. Mid'de. Bir tane de combat Sinet de düştü. Vuruyor. Bıtıcın da düştü. Tarı düşürmeye başardılar. Yalnız açılmış buradan. Ve silahları alınca işler değişti. Ebrar. Evet, B koşacak kırmızı takım. Ya maşallah da B'ye raşlamak saldırıda. Açı yakalamaları lazım. B side yalnız boş bırak. Mavi takım bir deneme. Orada kimseyi düşürmediler. Şimdi almaya başardılar. Sinet düştü. Devamında bir deneme daha. İkinci skoru alabilecekler mi? Yarışana kadar düşürdüler. Devamında bıtıcını da alacaklar. Fake takasını alırken Yetüce de düşecek. Sadece ata kaptan hayatta. Bakalım yeterli olacak mı? Şöyle bir fake denedi. Açı arıyor. Tekli bu arada. Devamında hızlıca gelen bir isim var. Kombatinin zıplaması dikkatini dağıtınca Tarık da burada skoru alıyor. Bakalım ne gelecek? Sadece Jet ultisi oynayacak. İki takım da var mı burada Jet'le? Şunu yapar bunu yapar diyeyim. Sinet 5 vurur. Oo 20 tane 10 tane. 5 tane birden açılınca ses oldukça iyiymiş bu arada. Ooo kaçtı gitti oradan tabii artık oyun. Herkes Jet olduğu için kim kim bilmiyoruz. Tife bir kill almış. Yandan kontrol ediyorum ben, sen devam et. Evet, Kyo düştü. O esnada Alphajel ve Yetüce'yi de düştü. Uçaklar tabii yenileniyor bir yandan. Tarık bir tane vurdu. Tarık Alphajel'i buldu galiba. Sinet bu arada düşmüş erken. Bıtıcı Çiğdem Ata Kaptan'a karşı Tarık ve Kombatri. Burada düşürmeyi başarırlar. Sadece Tarık hayatta. Ata Kaptan'ı düşürmeyi başarmış olsalar da. 1v1. 1v1 Bıtıcın Tarık. 1v3 atabilecek mi? Evet. Takım kaptanları karşı karşıya Jet bıçaklarında. Değerli izleyiciler. Canavan Çeşi. Ferit abideydi. Bıtıcındaydı ama. Tarık indirmeyi başardı Ferit'i bu aşamada. Şerif onlu. Evet. Sadece Şerif oynayacak iki takımda. Sinet koşuyor üstüne. Tife yakalandı. Arkalardan gelen bir kombatri var. Kombatri'ye cross koyan bir Kyo var. Kombatri'ye reaksiyon. Mükemmel. Şimdi Bıtıcın. Hocam ulti kullanmak var mıydı? Ultiyi kullandı burada Sinet. Kimi aldı karşısına? Alphajel'i aldı ve Sinet Alphajel'i bulmayı başarıyor. Bölüm son canavarını aldı, düşürdü. Allah. Bir ulti daha geliyor. İyice iş kaotik oldu burada. Çok kurallara uymuyoruz şu an. Oh. Bu sefer de Yetüce'yi almayı başardı. Sinet'i. Ama Yetüce Sinet'i vuruyor dediğin gibi. Kombatri'den bir diğer kill. Çiğdem'i düşürüyor da. Hala hayatta. Itıcın'la ata kaptan. Bu ikili Yetüce ve Kombatri ikilisine karşı. Kombatri. Kombatri istedi ama Yetüce kaçırmıyor ve Yetüce ata captain'ı da vurarak round'a noktayı koydu. Şimdi bakalım bir sonraki round ne gelecek. Ve inverted mouse. Aha, geldi. Favorimiz geldi. Şimdi oyuncuların mouse'u tam tersi yönde hareket edecek. İzlemesi çok keyifli olacak bu arada Ebrar. Evet, round'da hazırlanıyor şimdi bir yandan. Oyuncuların acı çekeceğini büyük bir zevkle izleyeceğiz. Bakalım. Yalnız bak herkes böyle şey, Odin, evet, operatör, hep safe pick. Hiç böyle bir iki tane vandal görüyorum. Operatörle çok zor bu arada ya. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ya. Sadece cross koyup beklemen lazım. Evet, şu anda onu burada yapıyor. Burada Yetüce'nin çok iyi. Onun kontağında yine bir isim bak, var. Bak herkes İbistan sadece tarıyor. İbistan geldi. Bak aim'i ayarlıyor Yetüce'yi orada. Orada Kombatri'den. Yalnız biliyorlar artık Yetüce'nin yerini. Bakalım ilk kim alacak? Bota hiç denemedi bile. Odin'den askıya sonra yukarı çekmeye çalışıyor ama aşağı çekmeye çalışıyor ama yukarı gidiyor. Yalnız düşürmeyi başardılar. Alphajel'i düşürdü. Kyo. Ben mouse hareketlerine bakar mısın? Dönüyorlar.
Evet, yeri tarayan bir tipe izledik. Bunu deneyelim ya. Bunu biz de deneyelim. Bu arada beklediğimden iyiler. Yani 30 seconds left. Mouse hareketleri. Yalnız bir Tarık da çok zorlanıyor bu arada. Tarık da dediğim gibi çok zorlanıyor. Yalnız almayı başardı. İkinciyi de alıyor Tarık. Oo, Tarık. Üçüncüyü alamayacak. Oraya gelen bir sinet var. Spreyleri anlatamıyorum. Yaşamak lazım bu spreyleri. Evet. Sadece yetişiyor hayatta. 10 seconds left. Bıtıcın artık... Evet, Kyo vardı. Şimdi paranoyasını kullanıyor ama izin vermedi Kyo. Bence alkışı hak ediyor iki takım da bu zor bir round. Oyundan sonra. Run and gun, oyuncular sürekli koşacaklar ve koşarken de ateş edecekler. Durmak yok. Run and gun isminin hakkını veren bir round izleyecek miyiz bakalım. Şimdi B'ye net bir hücum. Tabii mecbur koştukları için yakın mesafede bu arada. Batri ve Yatıcı'dan gelen killer sadece var. Cidem. Ve Alfajer de noktayı koydu. Tabii şey çok üzücü oluyor biliyorsun, sürekli koşuyorlar ama aim almak için shift'e basıp yavaş yürüyerek vurmaya çalışmaları. Şimdi tekrar da daha da belirgin olacak. Galiba shift'e yasak ya. Baksana kimse durmuyor çünkü. Evet doğru. Normal koşuyorlar galiba. Son olarak da bu show maçı neydi ya da maçın olduğu yerdeki bu turnuva alanı neydi diye soracak olursanız Red Bull Campus Clutch'ın dünya finali vardı arkadaşlar. Üniversite öğrencileri arasında olan bir turnuva. Yani tek en azından şart bunu gerektiriyor. Önceki senelerde yurt dışında yapılmıştı ve bu sene dünya finalleri Türkiye'de yapıldı. Birçok ülkeden takımlar buradaydı, mücadele etti. Keza Türk takımımız da. Volkswagen Arena'da oldu bu arada ve alan gerçekten bayağı iyiydi. Aynı zamanda ben de alandan watch partiler yapmıştım. Hatta bir çok yayıncı da yapmıştı keza. Çoğun maçı da aynı şekilde bazı yine e-sporcuların ve sponsorların bulunduğu tatlı bir maçtı. Genel olarak turnuva mücadelesi bu arada Red Bull Campus Clutch'ta bayağı iyi geçti. Şampiyon olan takım özellikle bayağı keyifli oyunlar izletti. Raze oyuncusu başta olmak üzere. Bu turnuva aslında birçok oyuncunun da keşfedilmesine sebep oluyor. Kendini yeni yeni göstermek isteyen henüz e-spor tarafına adım atmamış oyuncular bu turnuva sayesinde aslında takımların gözüne çarpıyor. Şampiyon olsalar da olmasalar da performanslarını illaki gözlemleyen takımlar, menajerler oluyordur veya başka oyuncular bile. Bu arada maçlarda birçok oyuncunun gerginliğini, heyecanlığını yüzlerinden okuyabiliyorsunuz zaten. O belli oluyordu. Fakat zaten işin bir yandan da güzel tarafı burada. O olarak da bu arada Endonezya ekibi turnuvada şampiyon oldu. Final maçını tertemiz bir şekilde atlattılar. Ve de kaldırmayı tabii ki de başardılar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz etkinliklere bence katılmayı ihmal etmeyin. Gerek oyuncu olarak katılma imkanınız varsa, gerekse izleyici olarak bile olsun. Bu atmosferin bence tadını çıkartın derim. Kendinize iyi bakın.